Biliyoruz ki Amerika'nın son dönemde Orta Doğu'ya olan ilgisi azalıyor. Bölgeden bir çekilme süreci içerisinde dikkatini biraz daha Çin ile mücadele ve bu kapsamda Pasifik'e yönlendirmiş durumda. Zirve her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da siyasi, askeri, jeopolitik angajmanlarını devam ettireceğini gösteriyor. Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın Cidde'de gerçekleşen toplantısına onur konu olarak katıldı. Her ne kadar inkar edilse de aslında bir Arap NATO'su gündemde tutuldu Washington yönetimi tarafından. Biliyoruz ki Amerika'nın son dönemde Orta Doğu'ya olan ilgisi azalıyor. Bölgeden bir çekilme süreci içerisinde dikkatini biraz daha Çin ile mücadele ve bu kapsamda Pasifik'e yönlendirmiş durumda. Bu da Orta Doğu bölgesinde bir boşluk yarattı. Amerika'nın ilgisinde bir azalma var ve bu boşluğun diğer büyük güçler tarafından doldurulduğunu düşünüyor Amerika. Ve Biden da iktidara geldiğinde bölgedeki geleneksel müttefiklerine dönük olarak çok da olumlu olmayan ifadeler, yaklaşımlar sergiledi. Bu da tabii Amerika'nın bölgeyle olan ilişkilerinde ciddi bir zafiyet yarattı. Özellikle Suudi Arabistan'la Amerika ilişkileri Biden'ın iktidara gelişiyle birlikte ciddi bir gerileme içerisine girdi. Aynı şekilde Amerika'nın bölgedeki geleneksel müttefiki İsrail'de demokratların ve Biden'ın iktidara gelmesiyle birlikte Trump dönemine nazaran biraz daha şüpheli bir dönem İsrail açısından, Amerika'ya bakış açısından bir yeni dönem başlamıştı. İşte bu şartlar altında Biden, Orta Doğu'da oluşan boşluğu, Amerikan boşluğunu kapatabilmek açısından bir Orta Doğu turuna çıktı. Trump yaklaşık 4-5 ay içerisinde Orta Doğu'ya bir ziyaret düzenlemiş. Biden, COVID-19 gibi, küresel enflasyonist baskı gibi ortamlardan dolayı iç politikayla ilgilenmek durumunda kaldı ve Orta Doğu'ya ziyaretini 1-1,5 sene kadar geciktirdi ve nihayetinde beklenildiği gibi ilk elde bir Amerikan başkanından beklendiği gibi ilk başta İsrail'e, ardından Filistin'e ve sonra da Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Yeni İsrail Başbakanı Yair Lapid ile, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile ve Suudi Arabistan Kral Selman ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Tabii Biden'ın ziyareti açısından baktığımızda daha da önemli bir gelişme. 16 Temmuz tarihinde gerçekleşen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'ydi daha doğrusu. Zirveye Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan liderler ve yetkililer katıldı. Bunun yanında da Mısır, Ürdün, Irak'tan katılımcılar gösterildi. Burada zirveye Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte toplamda 10 ülkenin katılım gösterdiğini görüyoruz. Zirve her şeyden önce Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ülkelerin ekonomik anlamda içerisinde bulundukları durum ve Orta Doğu'da bir askeri ittifak, Orta Doğu'da bir ekonomik siyasi ittifak kurma üzerineydi. Körfez İşbirliği Teşkilatı'nın Cidde'de gerçekleşen toplantısına onur konu olarak katıldı. Her ne kadar inkar edilse de aslında bir Arap NATO'su gündemde tutuldu Washington yönetimi tarafından. Ve baktığımız zaman da hem İsrail hem Suudi Arabistan'la ilgili bu seyahatlerde İran tehdidinin gündemde tutulduğunu ifade edebiliriz. Nihayetinde de İran basınına, İran medyasına baktığımız zaman da ya da İran'dan gelen açıklamalar arada baktığımızda Doha'da çöken nükleer müzakerelerin sonucunda Biden'ın aslında İran'a bir mesaj vermek için bu seyahati gerçekleştirdiği ve nihayetinde aslında İran'ı baskılamak maksadıyla bu seyahatlerde Arap NATO'sunu da gündeme getirerek bir şekilde İran'ı istediği gibi bir nükleer anlaşmayı imzalama noktasında baskılamaya çalıştığı ifadeleri oldu. Biden'ın ziyaretinin sonuçlarından en önemlilerinden birisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da Rusya'ya, İran'a, Çin'e doldurulacak boşluk bırakmayacağını, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradan çekilmeyeceğinin açıklanmasıydı. Aslına bakarsanız bu Biden yönetiminin özellikle Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte aldığı eleştirilerin başında geliyor. Burada iki tane açıklama, bence iki tür açıklama yapılması gerekiyor. Birisi Amerikan dış politikasıyla ilgili, diğeri de Orta Doğu'nun genel siyasi konjonktürüyle ilgili. Amerikan dış politikasına baktığımızda gerek yakın dönemdeki başkanlara, Obama dönemine baktığımızda, Trump dönemine baktığımızda, Biden dönemine baktığımızda bu Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi askerlerini, kendi askeri ekipmanlarını, teçhizatlarını farklı ülkelerde kullanmasına yönelik, özellikle deniz aşırı bölgelerde kullanmasına yönelik bunun ülkede oluşturduğu maliyet bağlamında gerek askeri maliyet, gerek insani maliyet, gerek ekonomik maliyet buna yönelik ciddi eleştiriler var Amerika Birleşik Devletleri iç politikasında ve bunun ürettiği dış politikada. Bu bağlamda baktığımızda Biden yönetiminin... Genel baktığımızda Biden bu seyahatte neyi amaçlıyordu? Birincisi dediğim gibi petrolle ilgili mesele olmasına rağmen bununla beraber Çin de gündemdeydi.
ziyaretinde şeye baktığımız zaman Biden'ın seyahat sonrası açıklaması Rusya'ya, Çin'e ve İran'a Orta Doğu'yu bırakmayacakları şeklindeydi. O manada burada belki İran'ı biraz öne çekerek ifade edebilirim. Nihayetinde İran'a boşluk bırakmayacağız derken aslında belki İran tarafının son dönemde dillendirdiği Biden Trump'ın politikalarına dönüyor ya da Biden Trump'laşıyor söylemlerinin bir nevi aslında gerçekleşmeye başladığı ifade edilebilir. Çünkü Biden'ın doğrudan artık İran'ı da hedef alan söylemlere yönelmesi ve bölgedeki seyahatlerinde İran tehdidini gündeme getirmesi bu manada aslında İran'a yönelik bölgede daha önce Trump'ın oluşturduğu bir cephe mi oluşturuluyor Biden'ın liderliğinde sorularını gündeme getiriyor açıkçası. Bu ziyaretin tabii ki hem iç politik boyutları var hem de dış politika boyutu var. Biden ve demokratlar iç politikada bir zayıflama içerisinde oy kaybı devam ediyor ve ara seçimlerde cumhuriyetçilere kaybetme ihtimali var. En önemli nedenlerden biri de tabii ekonomik nedenler, petrol fiyatlarındaki artış ve tabii ki Amerikan siyasetinde çok etkili olan İsrail yanlısı lobinin buradaki etkisini düşündüğümüzde Biden'ın bu iç politik dengeleri hesaba kattığını düşünebiliriz ama dış politik açıdan da baktığımızda Amerika'nın bölgedeki etkisini, varlığını yeniden tesis edebilmek, bölgede rekabet içerisinde olduğu Rusya, Çin gibi aktörlere karşı burada Amerikan varlığının ve taahhütlerinin kalıcı olduğunu gösterebilmek açısından bir ziyaret gerçekleştirdi. Ama ziyaretin sonuçları açısından bakıldığında Amerika'nın beklentilerine, Biden'ın beklentilerine uygun sonuçlar üretildiğini söylemek zor. Amerika'nın bölgede yavaş yavaş bir boşluk bırakmaya başlaması, angajmanlarını azaltması, askeri güçlerini çekmesi, Irak'tan, Suriye'den kısmi azaltmaya gitmesi ve bunun yanı sıra tabii özellikle İran ve Suudi Arabistan arasında yaşanan rekabette zaman zaman vekiller vasıtasıyla yürütülen çatışmalarda Amerika'nın bölgedeki müttefikleri çıkarına, yararına kendi caydırıcı gücünü İran karşısında kullanmaması bölgede Amerika'ya karşı bir güvensizlik yarattı. Ve bu boşluk da tabii yine Rusya tarafından dolduruldu. Bir diğer taraftan ekonomik anlamda Çin'in tüm dünyada olduğu gibi Orta Doğu'da da etkisinin giderek arttığına şahit oluyoruz. Körfez ülkeleriyle önemli ticari ilişkiler, yatırım ilişkileri içerisinde. Yine savunma sanayi alanında da yine Çin'in bölgeyle giderek artan bir ilişkisi var ve zaman içerisinde bu artan Çin'in ekonomik etkisinin siyasi bir düzleme boyuta kayması ihtimali de mümkün. Nitekim zirveye dair son bir iki cümle daha söyleyelim. Bu bağlamda zirve her şeyden önce Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da siyasi, askeri, jeopolitik angajmanlarını devam ettireceğini gösteriyor. Fakat bu açıdan Orta Doğu ülkelerinin, tabii ki burada kek ülkeleri ve Mısır, Ürdün, Irak gibi ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerika Birleşik Devletleri'nin alternatifsiz olmadığını gösterdiğini görüyoruz biz. Çünkü burada petrol üretiminin artırılması konusu vardı. Biden yönetimi buradan çok çok ciddi bir sonuç elde edemedi. Hatta Muhammed Bin Selman yani çeşitli Suudi otoritelerinin ve Birleşik Arap Emirlikleri otoritelerinin Suudi Arabistan'ın üretebileceği en yüksek günlük petrol miktarının 13 milyon varil ve bunun ötesinin olmayacağına yönelik açıklamalar oldu. Tabii ki uluslararası alanda gerek Suudi Arabistan içerisinde gerekse Suudi Arabistan dışarısında olsun çeşitli petrol ile ilgili kaynaklarda petrokimya üzerine sektörlerde Suudi Arabistan'ın 13 milyon varil günlük petrol üretip üretemeyeceğinin ciddi anlamda sorunlu bir konu olduğunu görüyoruz. Evet, Biden'ın Orta Doğu'yu Rusya'ya, Çin'e ve İran'a bırakmayacağı söylemine biraz daha değinecek olursak aslında ABD Orta Doğu'ya dönüyor mu sorusunu belki gündeme getirmek lazım. Çünkü Rusya'nın ve Çin'in eğer böyle bir dönüş gerçekleşirse ne yapacağı ile ilgili bir değerlendirmeyi gerekli kılıyor. Aslında Çin şimdiye kadar askeri veya siyasi anlamda çok büyük bir faaliyet takip etmeden biraz da sessizce ABD'nin bu boşalttığı alanları ekonomik olarak doldurmaya çalışıyordu. Ve nihayetinde bunda da ciddi anlamda başarılar elde etmiş. ABD'nin geleneksel müttefikleri olan İsrail ve Suudi Arabistan'la ciddi ekonomik ilişkiler geliştirmişti. Ama son dönemde baktığımız zaman özellikle de Suudi Arabistan'la bir takım askeri angajmanlara da girdiğini ifade edebiliriz. Bu manada artık ABD-Çin rekabetinin topyekün bir alana yöneldiği bir dönemde Çin'in Orta Doğu'da sadece ekonomik aktivitelerle sınırlı kalmayıp bölgedeki ülkelerle bir takım askeri ilişkilere de girdiğini ve belki bunları daha da geliştireceğini ifade edebiliriz. Rusya'ya baktığımız zaman da Rusya şu an Ukrayna Savaşı'yla ciddi anlamda meşgul. O nedenle ilgi alanlarına ve Orta Doğu'ya çok fokuslanması, odaklanması mümkün değil gibi görünüyor. O nedenle Rusya'nın da tabii ki burada Körfez'de özellikle varlığından ve aktivitelerinden bahsetmek gerekir. Nihayetinde Körfez ülkeleri de son dönemde hem Rusya'yı hem Çin'i AB
ABD'ye karşı bir denge unsuru olarak kullanmaya başladılar. Zirvenin en önemli sonuçlarından birisi de biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın sivil hava sahasını İsrail'in sivil uçaklarına da açmış olmasıydı. Ticari uçuşlarını açmış olmasıydı. Biden yönetimi ve Beyaz Saray bunu İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki olası normalleşmenin bir ön koşulu ve bir ön şart olarak, daha doğrusu bunun ilk adımı olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Biden yönetiminin gelmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekiliyor imajının verilmesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın şu aşamada İsrail'le resmi anlamda normalleşmesinin önünde halen bir takım engellerin olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi Biden'ın Orta Doğu turuna baktığımızda birkaç tane temel hedefi var. Bunlardan bir tanesi işte ABD'nin geleneksel müttefiki İsrail'in İsrail'e olan bağlılığını, Amerika'nın bağlılığını teyit etmek. Bunun yanı sıra İran'a karşı bölgede İsrail ve Arap ülkelerinden oluşan bir cephe, yeni bir cephe oluşturmak. Hatta bunu bir yeni güvenlik mimarisi altında teşkil etmek. Bunun yanı sıra tabii Suudi Arabistan'ın petrol üretimini artırarak petrol fiyatlarında, uluslararası pazarlardaki petrol fiyatlarının düşüşünü tesis etmek gibi amaçlar güttüğünü görüyoruz. Biden'la birlikte Amerika'nın bu aşırı İsrail yanlısı tutumunda bir yumuşama olacağı beklentisi vardı. Yine söylemsel düzeyde bakıldığında gerçekten Amerika'nın biraz daha bu konuda dengeli bir tutum sergilediğini söylemek mümkün. Ama yani aynı politikalar, işte Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'te taşınması dahil olmak üzere bütün Trump döneminde atılan adımları hala sürdürüyor. Ve Biden bu Orta Doğu turu sırasında İsrail'e yaptığı ziyarette de ben de bir Siyonistim ve Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok gibi çok yine İsrail'i bölgedeki varlığını, çıkarlarını esas alan bir radikal yaklaşım sergiledi. Dolayısıyla her ne kadar demokratlarla birlikte bir değişim olacağı beklentisi olsa da Biden'ın Trump döneminde savunulan politikaları, uygulanan politikaların devamı yönünde bir pozisyon alacağı anlaşılıyor. Bunun tabii iç politik boyutunu da olduğunu unutmamak gerekiyor ki Amerika'daki etkili İsrail yanlısı lobinin düşünüldüğünde.